Ama 90 milyon, 94 milyon, 94 milyon. O faizsiz bir borç bitirerek... Bak Hüsnü abi, şu anda sen ömürtesin. Vazifen var. Şu senin bilgine. Bak bir aylık maaş, ek ödeme. Sen Deniz Bank'tan alacaksın ödemelerini. Yaklaşık şurası toplam Ocak'tan itibaren. Müracaatını senin Aralık'ta aldık. Ocak tarihi 1-1-2. Yani geç kaldı, geç kalmış ama ben gördüğüm tarihte işlem yapabildim. Evet. Öncesi için yapacak hiçbir şeyim yok. Ancak o yer gelir, gene senin tasarrufunda. Ama bu... Belki çocuk der ki ben buradan almak istiyorum. Sen gidersin Selçuk'taki müteahhitle anlaşırsın. Selçuk'tan alırsın evi. Bu senin tasarrufunda. Yani oradan buradan diye bir şey yok yani. Müteahhitten alacağında hiçbir limit yok. Türk. Acem Birliği bitti benim. Usta Birliği'ne gittim. Çanakkale Ezine'ye. Gittiğim gün bölüm birine misafir kaldım. Akşam yattık, sabah neyse kalktık. Eğitim alanına gittik. Eğitim mıntıka temizliği yaptık. Amfinin kenarında oturuyordum ben. Benim arkamda iki asker şakalaşıyordu. Biri benim arkama kaçmış, tarafa gelmiş, benden tarafa. Öbür köy onun arkasından bir taş atmış. O taş da tesadüf benim sol gözüme denk geldi. Gözümü kan bürüdü zaten o arada. Hiçbir şey hissetmedim. Kimin attığını, kimin ettiğini duymadım, görmedim. Neticede beni devire götürdüler. Ağrı kesici iğne vurdular. Oradan Çanakkale Deniz Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada yaklaşık 20 gün falan kaldım. Tekrar bölüğe gönderdiler. Bir daha gittim. Neticede Çanakkale Deniz Hastanesi'nde askerliğe elverişlidir değil diyerekten rapor verdiler. Neticede askerliği bitirdik geldik. Ben bir gün TSSK'ya 21 senedir çiftçi Bağkur'dayım. Bir günlerimi toplattırayım ne kaldı ne gitti diyerekten Bağkur'a gittim SSK'ya. Güvenliğe sordum böyle böyle ikinci kata çıkacaksın abi. Neticede ikinci kata çıktım. Odanın birine girdim. Tesadüf oda müdürümmüş. Tuğrul Karaca. Ne hayrola böyle böyle. Gel ben yardımcı olayım dedi. Sağ olsun odasına götürdü beni. Çay ikram etti. İşte şuradan buradan konuşurken müdürüm geldi, müdürüm gitti diyenler, müdür olduğunu anladım. Ben ona derdimi açtım. Müdürüm benim başıma böyle böyle olay geldi. Benim hiçbir hak sahibi olamaz mıyım dedim. Sağ olsun müdürüm de gel iki satır bir yazı yazalım. Belki olur da olur dedi. Sağ olsun onun şeyine oldu. Peki şu an gazisiniz. Evet. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum. Allah devletimize zuval vermesin. 30 yıl aranın ardından. Evet, 30 yıl aranın ardından hiç umut etmediğim bir şey oldu. Çok mutluyum yani. Allah devletimize dual vermesin. Müdürüm de sağ olsun.